Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel sosu, yumuşacık kıvamı ile sebzeli tavuk sarma tarifi hazırlıyoruz. Tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tavuk sarma tarifi için bir tüm tavuk göğsü kullanacağım. Şimdi tavuk göğsünün ilk parçasını gördüğünüz şekilde tahtanın üzerine yatırdım ve bıçak yardımıyla ince dilimler halinde 3 ya da 4 dilime ayıracağım. Tavuk göğsünün her iki parçası için de aynı işlemi uygulayacağız. İnce dilimler halinde keseceğiz. İnce dilimler haline getirdikten sonra her dilimi et döveceği ile vurarak inceltiyoruz. Mümkün olduğunca inceltmeye çalışın burada. Çünkü ne kadar ince ve büyük olursa tavuk sarması o kadar yumuşacık olacaktır. Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi zaten ilk haliyle son hali arasında bayağı bir fark var. Güzelce büyüdü ve inceldi. Şimdi tavuk sarması için özel tavuk marine sosunu hazırlayacağız. Bunun için bir kasenin içerisine bir diş ezilmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı zahter. Zahteriniz yoksa yerine 1 çay kaşığı kekik kullanabilirsiniz. Ve yarım yemek kaşığı karışık salçayı aldım. Malzemelerin hepsi birbiriyle bütünleşinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Son olarak 1 çay kaşığı da kırmızı tatlı toz biberi ekledim renk vermesi için. Güzelce karıştırdıktan sonra özel tavuk marine sosumuz artık hazır. İncecik olarak hazırladığımız tavukları şimdi cam bir kasenin içerisine tek tek alıyorum. Ve hazırladığım tavuk marine sosunun her birinin üzerine güzelce sürüyorum. Böylelikle hepsi sosu güzelce içine çekebilecek ve bu marine sosuyla birlikte tavuklar hem lezzetlenip hem de yumuşayacak. Tavukların hepsini marine sosuna yatırdıktan sonra cam kasenin kapağını kapatıp buzdolabında en az 4-5 saat bekletiyoruz. Tavuklar güzelce dinlendi. Şimdi sarma aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sebzeleri de tavukları da hazırladım. Bir parça tavuğu genişçe bir taban içerisine alıyorum. Ben sebze olarak kereviz, yeşil biber, havuç, kırmızı biber, patates ve soğan kullandım. Siz de dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Özellikle renkli sebzeler kullanırsanız tavuk sarmanın içerisine çok daha güzel görünüyor. Kereviz ise tavuk sarmaya çok ayrı bir lezzet katıyor. Bence kesinlikle kullanmanızı öneririm. Sebzeleri yerleştirdikten sonra gördüğünüz şekilde tavuğu sarıyorum. Ve hazırladığım sebzeli tavuk sarmayı fırın kabının içerisine alıyorum. Diğer tavuk parçalarını da aynı şekilde sebzelerini dizip güzelce sarıyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz, yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca buraya kadar geldiyseniz yorumlara çiçek emojisi de bırakırsanız çok sevinirim. Sebzelerin kalanlarını da tavukların etrafından gördüğünüz şekilde fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Onlar da orada güzelce pişsin diye üzerlerinden de biraz tuz serpeceğim. Ve sonrasında hazırladığımız sebzeli tavuk sarmayı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğiz. Yaklaşık 45-50 dakika pişireceğiz. Tavuk sarmalar nar gibi kızardı, güzelce pişti. Şimdi çıkarıp hemen servis etmek istiyorum size sıcakken. Özel marine sosuyla, baharatlarıyla birlikte çok lezzetli ve yumuşacık bir tavuk oluyor. İçerisine koyduğumuz rengarenk sebzeler ise hem tavuğa lezzet katıyor hem de yerken damaklarınızı şenlendiriyor. Özellikle misafir sofralarınızda kullanabileceğiniz görseliyle de tadıyla da muhteşem olan bir akşam yemeği tarifi olacaktır sizin için. Hemen şöyle kesip içini de göstermek istiyorum. Ne demek istediğimi burayı gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. İçinin rengarenk sebzeleri, dışının özel soslu, baharatlı, yumuşacık tavuğu ile en lezzetli tavuk yemeği tariflerinden bir tanesi oluyor. Fırında sebzeli tavuk sarma tarifi. Şimdiden sebzeli tavuk sarma tarifimi deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.